Merhabalar. Neredeyse tüm toplumlarda karşımıza çıkan ve paleolitik dönemlerden beri günümüze kadar gelen, insanlık tarihiyle aynı sayabileceğimiz kurban ritüelinden bahsetmek istiyorum. Kurban konusu aslında çok kapsamlı bir konu, yani üzerine saatlerce konuşulabilir. O yüzden bu videoları parça parça yapmayı planlıyorum. Yani kaç parça olacağını artık bilmiyorum, konunun gidişatına göre değişecek ama bu videoda kurbanın anlamı nedir? İşte neden kurban kesilmiştir ya da niçin buna ihtiyaç duyulmuştur gibi sorulara cevaplar bulmaya çalışacağım. Tarihinde kurbanın olmadığı inanç sistemi yok gibi bir şey. Ve aslına bakarsanız kurbanlar kanlı ve kansız olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Kansız kurbanları işte yiyecekler, eşyalar, şarap gibi nesneler oluştururken kanlı kurbanları tabii ki de hayvanlar ve insanlar oluşturmaktaydı. En eski kurban kutsal kitaplarda bahsedilen Adem peygamberin oğulları Kabil ile Habil'in Tanrı'ya sundukları kurbanlardır. En meşhur kurban ise İbrahim peygamberin kurbanıydı. Kelime kökeninden yola çıkacak olursak, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca gibi Latince kökenli Batı dillerinde sacrifice terimiyle karşılaşmaktayız. Sacrifice terimi Latince'deki sacer facere kelimesinden gelmektedir. Sacer kutsal, facere de yapma fiili anlamındadır. Yapma eylemi demektir. Objeleri bir tanrıya ya da doğaüstü varlığa sunarak onu tanrının mülkü haline getiriyor. Yani kutsallaştırıyor. Kısaca bu terime kutsala ulaşmanın yolu da diyebiliriz. Bu şekilde de özetleyebiliriz. Dilimizde kullandığımız kurban kelimesinin ise Farsçadan Arapçaya, onların da İbranice ve Aramice'den aldığı söylenmekte. Bu yüzden eski ayıda bakarsak 3 tane kelimeyle karşılaşıyoruz. Eski ayıtta kurban karşılığı olarak bağış ve vergi anlamına gelen minha kelimesi, yaklaştıran şey anlamındaki kurban, kutsal kan dökmeyi ifade eden zebah kelimelerini görmekteyiz. Zaten mezbahanın da zebaha dayandığı söylenmekte kelime kökeni olarak. Arapçada ise kurban yakınlık, yakın olma anlamlarına gelen kurb kelimesinden türemiştir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te ise kurban karşılığı olarak yağış kelimesini görmekteyiz. Bu İslam öncesi Türklerin adak ya da Tanrı'ya yakın olmak için kestikleri hayvanları ifade eden bir terimdir. Hepsini topladığımızda ortaya çıkan kutsala ulaşmak için yok etmek yani öldürmek gerekmektedir. Yani kurban eylemiyle hayat kutsallaşır. Peki neden kurban ritüeli ortaya çıkmış ya da niçin kurban kesmek zorunluluğunda hissetmiş insanlar kendini diye sormamız çok tabii. Fakat kurban konusu en az anlaşılan ama hakkında en çok araştırma yapılan ve konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi. Bu noktada farklı, birbirini tamamlayan ya da benzer fikirler karşımıza çıkıyor. Bilim insanlarının bu noktada yaptıkları çok fazla araştırma var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü bu fikirler üzerinden tanıma gitmemizin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Her biri farklı toplumlar üzerinde çalışmış olsalar da hepsinin ortak noktası kurban ritüeli. Carl Maurer'e göre Yunan kurban ritüeli Paleolitik ve Mezolitik dönemdeki ilkel avcılardan alınmıştır. Onlara dayanmaktadır. Yani ilkel kurban kesme adetleri evrim geçirerek Yunan versiyonunu almıştır o dönemdeki. Bir de masumiyet komedisi diye adlandırdığı bir terim vardır. Bunu size şu şekilde özetleyebilirim. Tapınanların bu eylem esnasında işte kurbanı öldürdüklerini inkar etmek ya da bunu saklamak için kurban esnasında yaptıkları bir sahneleme. Maurer'in teorisini kullanarak daha da ileriye götürenlerden bir isim de Walter Burkert'tir. Walter Burkert, kurbanın öldürülmesinin şiddetine ve bu öldürmenin yarattığı suçluluk duygusuna odaklanan bir teori ortaya koymuştur. Burkert de kurbanı paleolitik avcı dönemine dayandırmaktadır. Ona göre de o zamanki ritüeller kurban haline almıştır. Avcılık ritüelleri kurban haline gelmiştir. Yiyecek anlamındaki vahşi hayvanların yerini evcil hayvanlar alarak bu ritüellere dönüşmüştür. Ayrıca o dönemde insanlar topluluk duygusunu pekiştirmek için, kendi topluluk duygularını daha çok hissetmek için düşmanlara karşı bu vahşi toplu öldürme eylemlerini gerçekleştirmektelerdi. Burkert'e göre din kavramı kurban ritüelinden türemiştir. Bu yüzden dini iyi anlayabilmek için önce kurbanın ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Ayrıca kendisi trajedia dediğimiz trajedi kelimesinde oğlağın şarkısı ya da ağıdı olarak tanımlamıştır. Tragos oğlak, oidia da şarkı demektir.
Burkert kurban sırasında hayvanın yağına sarılmış iç organların ateşe atılmasıyla yükselen yanmış et, sakatat ve yağ kokusunun tanrıları teskin ettiğini söylemektedir. Yani tanrılar yanık et kokusunu böyle içlerine çekiyorlar ve o ne güzel kokuyor diye tatmin ve teskin oluyorlar. Bu yüzden de insanlardan onlar için canlı bir hayvanı ya da insanı kurban etmelerini istiyorlar. Bu paleolitik döneme dayandırılmasıyla ilgili Burkert'e karşı çıkanlar da var. İkisi arkeolog Henry Hubert ile sosyolog Marcel Mauss. Bunlara göre kurban ilkel avcı döneminin değil aslında gelişmiş toplumların ritüelleridir. Çünkü kurban sosyalleşme sonucunda ortaya çıkmış bir ritüeldir. Sosyallik yoksa kurban da yoktur. Çünkü bir birey kendi için bile kurban verecek olsa o kurbanın nasıl kesilmesi gerektiğine dair yine normları belirleyen topluluğun ta kendisidir. Dinler geliştikçe kurban da ortaya çıkmıştır. Yine bu ikiliye göre kurban insan ile Tanrı arasındaki bir iletişim aracıdır. Etnolog Adolf Jensen de Burkert'i eleştirenler arasındadır. O da ilkel toplumlardaki hayvan öldürme ile kurbanlık olarak seçilmiş hayvanın aynı olmadığını söylemektedir. Kurban daha sonraki tarım toplumlarında gerçekleşmiştir çünkü kurban vahşi değil evcil bir hayvandır. Din tarihçisi Jonathan Smith de kurban ritüelini tarım öncesi toplumlara yerleştirmenin yanlış olduğunu belirtenlerden. O da kurbanın anlaşılması için evcilleştirmenin önemine vurgu yapmaktadır. Bu seçici öldürme avcı tarafından rastgele yapılmış bir öldürmeyle aynı değildir çünkü kurban olarak bir hayvan seçilmektedir. Tesadüfi bir öldürme ortaya çıkmamaktadır. Jean-Pierre Vernant ise kurbanın şiddetine değil onun paylaşımına odaklanmıştır. Yani kurban eyleminin bu yeme biçimine, işte orada topluca bir yemek var, bir şeyler paylaşılıyor, bir et yeme eylemi var. Kurban bir hayvanı öldürmek, şiddetini gizlemek ve inkar etmek için meşrulaştırmaya çalışılmış toplu bir et yeme ritüelidir. Antropolog James Fraser, The Golden Bow yani Altın Dal isimli çalışmasında kurbanın amacının ölümsüz olan ruhu içinde yaşadığı ölümlü bedenden kurtarmanın yolu olduğunu söylemektedir. Bununla birlikte işte ekinlerin fazlalaşması, sığırların hastalıktan kurtarılması gibi tanrılara sunulan adakların ya da öldürülen hayvanların da kurban olduğunu söylemiştir. Rini Girard ise arkaik toplumlardaki kurbanın bugünkü modern dönemdeki yargı sistemini, yargı modelini işlevini yerine getirdiğini söyler. Nasıl yani derseniz, ilkel insan en küçük yanlışını çok büyük bir felakete yol açacağının farkındadır. Ve bu yüzden de kendinden şiddeti uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani o şiddeti bastırmaya çalışıyor. Bunun yollarını aramaya başlıyor. İçindeki şiddeti evcilleştirmeye çalışmak ve kendinden uzaklaştırmak için de kurban önemli bir faktör aslına bakarsanız. Kurban sunumuyla şiddeti denetleyebiliyorlar. Öncelikle kurbanın amaçlarından bir tanesi işte aradaki rekabeti ortadan kaldırmak, anlaşmazlıkları, kıskançlıkları, yakınlar arasındaki küslükleri bitirmek, topluluk uyumunu yeniden kurmak, toplumsal düzeni yeniden sağlamak, pekiştirmek gibi görevlere sahiptir. Kurban sayesinde topluluğun birliği güvence altına alınır, topluluk tekrar dayanışma ve birliktelik kurar. Ayrıca kurban öldürmeyi şiddeti duygulara da bağlar. Ve bu şiddet geçmişten değil toplumun tam kalbinden gelmektedir. Şiddet kuşaktan kuşağa taklit edilerek tekrarlanır ve din ise bunu meşrulaştırma aracıdır. Regis Debray ise evrensel ya da sürekli sistemli bir kurbanın olmadığını söylemektedir. Çünkü Sibirya şamanları, Avustralya aborjinleri ya da Taoizm'e baktığınızda kanlı kurban istenmediğini görmekteyiz. Kurban sunumu ve adak evrensel olsa da hepsi kanlı şekilde gerçekleşmemektedir. Bu yüzden evrensel ya da sürekli bir kurban sisteminden bahsedememekteyiz. Farklı yaklaşımlardan görüldüğü gibi kurban sistemi aslında insanlık tarihinin çok içinde ve insanlık tarihiyle aynı süreye sahip bir eylemdir. Ve insanlık tarihinin en iyi bildiği eylemlerden bir tanesidir. Nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığını, ne amaçlarla yapıldığını bir kenara bırakırsak, kurbanın yapılan araştırma ve kazılardan ortaya çıkan paleolitik dönemden beri günümüze süre geldiğidir. Kutsal kitapların bize aktardığına göre ilk insandan beridir devam eden bir ritüeldir. Anadolu'da en eski kurban geleneğine ait kalıntılar 7000-8000 yıl öncesindeki neolitik döneme dayanmaktadır. Diyarbakır çevresinde bir anıtsal yapıda keşfedilmiş bu kurban ritüeline ait buluntular maalesef ki
insan kurbanına aittir. Bu konuyla ilgili detayları bir başka videoda anlatacağım için bunu şimdilik es geçiyorum. Ancak tüm bu veriler ışığında kurbanın neden yapıldığını anlayabiliriz ya da bunları kategorilendirebiliriz. İnsanlar bu ritüeli doğa olayları, salgınlar gibi anlamlandıramadıkları fakat Tanrı'nın ya da doğaüstü bir gücün gazabı olarak atfettikleri bir şeylerden korunmak, hani kötü şeylerden, kötülüklerden korunmak için yapmıştır. Bir şey dilemek ya da şükranlarını sunmak için, günahlarının bağışlanması için, kefaret gibi konular için, ilk ürün ya da ilk avlan ilaha hakkı olanı vermek için kurban ritüelini gerçekleştirmişlerdir. Bir tanım yapmamız gerekirse, tanrılardan af dilemek, onları yüceltmek, bir şey istemek gibi durumları, bayram ve festival gibi bazı özel dönemlerde tanrılara sunulanlara kurban denilmekteydi. Aynı zamanda kurban ile tanrılarla bir yakınlık, bir iletişim kurulduğu da bu tanımın içine dahil edilebilir. Aslına baktığımızda kurban şimdi de benzer şekillerde zaten yapılıyor. İşte adaklar için kurban kesiliyor ya da yardımlaşma için kurban kesiliyor veya bunu bir görev olduğu için, inanç sistemlerinde bir görev olduğu için kurban aynı şekilde kurban ritüeli gerçekleştiriliyor. Yani eski dönemdeki insanların ritüellerine baktığımızda aslında çok da farklı bir şey olmadığını görüyoruz. Bir sonraki kurban videosunda insan kurbanı üzerine bilgiler vermek istiyorum. Sonrasında ise genel olarak kurban ritüellerinden belki bahsedebiliriz. Açıkçası biraz konunun içeriği ne yöne doğru giderse o şekilde kısa açıklamalar yapmak istiyorum. Kurban konusu çok uzun bir konu. Ama bunu olabildiğince böyle net bir şekilde kısa tutmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.